İstanbul karantina altında. Bir gönül bir şehre nasıl kapılır? Bir şehir bir yüreğe nasıl hapsolur? Karantina sessizliğini doğanın senfonisi bozuyor bugünlerde. Karantinanın da iyi tarafları yok değil hani. Mesela hava kirliliği %35 oranında azalma gösterdi. Görünen o ki deniz ve doğa kendini yeniliyor, balıklar daha özgür yüzüyor denizlerde. Şehir bugünlerde çok sessiz. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet Han'ın gemileri Haliç'e karadan indirirken Bizans'ın ölüm sessizliği gibi. Haliç, İstanbul'un altın boynuzu, gemilerin güvenli limanı. Yedi Tepeli şehrin en büyük koyu, Haliç kelime anlamı olarak nehrin ağzındaki koy demektir. Sahil boyunca uzanan surlar, kenti düşmanların deniz saldırısından korumak için inşa edilmiştir. Haliç'e istenmeyen gemilerin girişini engellemek için şehirden karşıya eski Galata Kulesi'nin kuzeydoğu ucuna uzanan kalın bir zincir çekilmiştir. İstanbul'un doğal limanı olan Haliç, dört köprüye de ev sahipliği yapar. Bunlar Unkapanı, Haliç, Galata ve Haliç
renk, kültür ve inanç mozaiği Balat ve Fener'e doğru güzel bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Cevabınız evetse hadi yola çıkalım. Haliç'in kıyısında gezinirken gözden kaçıramayacağınız bir yapı olan Bulgar Kilisesi'ni göreceksiniz. Bu kilise dünyanın ilk prefabrik yapılarından biri. Bir diğer adı Stevi Stefan Kilisesi olan kilise 1896 yılında Ermeni bir mimar tarafından yapıldı. Dökme demirlerden üretilmiş bu kilise Balat ve Fener arasında bulunuyor. Her bir parçası Viyana'da bir fabrikada dökülüp Tuna üzerinden demir yoluyla İstanbul'a getirilmiş ve bir haftada monte edilmiş. Bu kilise İstanbul'daki tek Bulgar kilisesi olmasının yanı sıra aynı zamanda dünyada ayakta kalan tek demir kilise olma özelliğine de sahip. İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi 6. yüzyıldan beri Hristiyanlık alemindeki din tartışmalarının önemli bir kesimini oluşturan Ortodoksluğun merkezi konumunda. İstanbul fethedildikten sonra gayrimüslimlerin yaşantısına dair getirilen düzenlemeler Fatih Sultan Mehmet tarafından fermana bağlanarak Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin yasal statüsüne süreklilik kazandırmış oldu. Rum Ortodoks kiliseleri üzerinde simgesel bir otoritesi olan İstanbul Patriği 6. yüzyıldan beri ekümenlik patrik sıfatıyla dünyadaki tüm Ortodoksların ruhani lideri sayılır.
ve bulunduğu yer türbe haline getirilmiş. Bu manevi buluşun kuşatmadaki askerlere büyük moral olduğu bilinir. Akşemseddin Hazretleri ve komutanlar, mezarın biri başucuna, biri de ayak ucuna olmak üzere iki fidan dikip, ertesi gün gelmek üzere ayrılırlar ve haberi Fatih Sultan Mehmet'le paylaşırlar. O bölgenin çevrilmesi emredilir ve iki fidan söktürülerek cami ve türbe inşa ettirilir. O iki fidansa caminin girişindeki çeşmelerin bulunduğu yere dikilir. Dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirine konu olan tepelerden biri, Pierre Loti Tepesi. Eyüp Sultan Camii'nden yola çıkıp İdris Köşkü Caddesi'ndeki merdivenleri tek tek tırmanmaya başlayınca mezarlıkların arasından giden Arnavut kaldırımlı taş yolun ardından Haliç manzarası görülür. Mezarlıkların azaldığı noktadaysa Pierre Loti Tepesi ziyaretçilerini karşılar. O tepe, manzarasıyla herkesi kendine aşık eden bir tepe. Adını kendisine metiyeler düzen Fransız yazardan alan, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği, manzara izleyenlerin, kahve ve çaylarını yudumlayanların bu özel durağı şimdilerde sessiz ve oldukça sakin. Dileriz en yakın zamanda yine bir kahve yudumlamasında veya hoş bir sohbette İstanbul'u buradan seyredebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın rüyası, İstanbul'a yapılan ilk Selatin Camii. Bir semte ismini veren mabet, yapımı 8 yıl süren külliye. İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'a güzel bir cami yaptırmak ister. Yapılan araştırmaların ardından neredeyse her yerden görünecek olan cami için yedi tepeli bu şehrin dördüncü tepesi uygun görülür. Aslında burası Bizans için de önemli bir yerdi. Çünkü caminin yapılacağı bu yer eski Havariyun Kilisesi'ydi. Fetihten sonra İstanbul'un birçok yeri harap durumdaydı. Fatih bir yandan İstanbul'un yeniden inşası için çalışırken, bir yandan da kendi adına görkemli bir cami yaptırmak ister. Caminin yapımını Atik Sinan isimli mimara verdi. Uzun uğraşlar sonucunda bir külliye olarak inşa edilen caminin yapımı biter. Fakat caminin istediği büyüklükte olmadığını gören Fatih öfkelenir ve Atik Sinan'ın elini kestirir. Evliya Çelebi'nin anlatımına göre haksızlığa uğradığını düşünen Atik Sinan, İstanbul Kadısı Hızır Bey'e gider ve sultanı şikayet eder.
Bunun üzerine Kadı Efendi, Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet'i mahkemeye çağırır. Hem de padişah olarak değil, Murat oğlu Mehmet olarak. Her iki tarafı da dinleyen kadı, padişahı haksız bulur ve kısasa kısas der. Yani sultanın da elinin kesilmesine hükmeder. Ancak rivayet odur ki araya giren hatırı sayılır devlet adamları sayesinde Atik Sinan belli bir ücret karşılığında şikayetinden vazgeçer. Mahkemeden sonra Fatih Kadı'ya der ki, eğer sultan olduğum için beni haklı çıkarsaydın seni bu kılıçla öldürürdüm. Bunun üzerine kadı da, eğer verdiğim hükmü kabul etmeseydiniz ben de sizi bu hançerle öldürürdüm der. Gerçekliği henüz kanıtlanmamış bir rivayet de olsa, Osmanlı'da hukukun devletin üzerinde bir olgu olduğunu anlatan çok güzel bir hikayedir aslında. Nice depremler gören cami, defalarca tamir ve tadilat gördü. 3. Mustafa zamanında 1771 yılında cami Mimar Tahir Ağa tarafından yeniden onarım gördü ve günümüzdeki görünümüne kavuştu. Başta Fatih Sultan Mehmet'in türbesi olmak üzere Osmanlı tarihinin birçok önemli isminin mezarı da burada yer alır. Fatih'in eşi ve 2. Beyazıt'ın annesi Gülbahar Valide Sultan'ın, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın ve yazar ve şair Abidin Paşa'nın türbeleri Hazire'de yer alır. Asya ile Avrupa'yı ilk kez birbirine bağlayan gerdanlık, geceleri ışıldayan bir mercan, kadim şehrin iki yakasını bir araya getiren Boğaziçi'nin gerdanlığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Sabahları ve akşamları yoğun trafiğin yaşandığı bu köprü şimdilerde adeta kimsesiz. Şubat 1970 yılında yapımına başlanan köprü, 30 Ekim 1973 yılında yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıl dönümünde dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından törenle hizmete açıldı. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan ilk köprü oldu. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, Avrupa yakasından Ortaköy, Anadolu yakasındansa Beylerbeyi semtlerini birbirine bağlar. Müzik
Köprü, Boğaz'ın her iki yakasındaki birer taşıma kulesinden ve bunların arasında gerili iki ana kabloya asılı kablolarıyla asılmış bir tabliyeden oluşuyor. Her gün milyonlarca insanın kullandığı, Boğaz'ın gerdanlığı olan bu köprü, 15 Temmuz darbe girişiminin de simge yapılarından biri oldu. Trafiğin bitmediği, her gün milyonları kıtalar arasında taşıyan asma köprü, Boğaz'ın ikinci gerdanlığı. Eğer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bir mercansa, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Boğaz'ı birbirine bağlayan ince bir gerdan. İsmini İstanbul'u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet'ten alan köprü, Avrupa yakasından Hisar Üstü ile Anadolu yakasından Kavacık mevkilerini birbirine bağlar. Müzik 4 Ocak 1986 tarihinde yapımına başlanan köprü, 3 Temmuz 1988 tarihinde dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından hizmete açıldı. Her gün yüz binlerce aracın geçiş sağladığı bu köprüde şimdi karantina sessizliği mevcut. Köprünün ankraj blokları arasındaki uzunluğu 1510 metre, orta açıklığı 1090 metre, genişliği 39 metre ve denizden yüksekliği ise 64 metredir. Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak için inşa edilen köprü, İstanbullulara hizmet etmeye devam ediyor. Işıklandırmalarıyla bir film platosunu andıran, Avrupa'yı Anadolu'ya üçüncü kez bağlayan, ilk Osmanlı halifesinin adını taşıyan, dünyanın en geniş ve en yüksek köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metre genişliğe,
322 metre kule yüksekliğine ve 1408 metrelik ana açıklığa sahiptir. Köprünün üzerinde raylı sistem bulunuyor. Temeli Mayıs 2013'te atılan köprü, Ağustos 2016'da trafiğe açıldı. Mart 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan açılış töreninde köprüdeki son tabliyenin montajıyla iki kıta üçüncü kez birleşmiş oldu. Müzik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yükünü hafifleten üçüncü köprü, Avrupa yakasında Sarıyer'in Garipçe Mahallesi'nden, Anadolu yakasındaysa Beykoz'un Poyrazköy semtini birbirine bağlıyor. Müzik